Doğan Ali kardeşle beraber konuştuğunda Yeremya kitabından 20. bölümden ayetleri, Yeremya kitabını bulursam, Yeremya 20. bölümden ayetleri söylemişti. 7. ayetten sonra, aslında ondan biraz dua etmeden önce söz etmek istiyorum. Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde bazı şeyler yüreğimizden taşıyor. Tanrı bizim hayatımızda harika şeyler yapacak diye bekliyoruz. Bizim günahlarımızı bağışladı. İsa'ya iman eden insanlar nasıl iman ediyorlar? Müjde nedir? İsa Mesih Rab ve kurtarıcıdır. Her şeye egemen Tanrı O'dur. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta ölerek bizi bağışlattı. Buralara Hristiyanlar amin koyarlarsa arada iyi oluyor. Tamam. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta ölerek bizi bağışlattı. Bize sonsuz hayat vermek üzere üçüncü gün ölümden dirildi. Harika. Eğer bir kişi buna iman ederse kurtulur. Biz buna iman ettik ve hayatımızda olağanüstü şeyler olmasını bekledik. Her şey iyi olacak, mucizeler olacak. İşte işaretler olacak, belirtiler olacak, olağanüstü şeyler olacak. Bunlar hayatımızda olsun diye aslında beklenti içerisinde olduk. Her zaman öyle olmadı. Biraz iyimser söyledim, her zaman öyle olmadı. Çoğunlukla öyle olmadı. Çünkü yani sarsılıyoruz, düşüyoruz. Ama İsa Mesih'in müjdesiyle aldığımız sevinç bizi kandırıyor. O yüzden Yeremya peygamber buna benzer bir şekilde Tanrı'nın yapacaklarına ilişkin aldığı vaat nedeniyle kandığını söylüyor. Diyor ki, beni kandırdın ya Rab. Ben de kandım. İsa Mesih'in müjdesini işittiğimizde biz de inanıyoruz. Ve bilinmeyen numaralarla. Hadi kilisenin pastörü telefonunu açık bırakıyorsa kilise ne yapar? Bana üstün geldin, beni yendin. Bütün gün alay konusu oluyorum. Herkes benimle eğleniyor. Çünkü konuştukça feryat ediyor. Şiddet diye, yıkım diye haykırıyorum. Rabbin sözü yüzünden bütün gün yeriliyor, gülünç duruma düşüyorum. Adam Rabbin sözüne inanıyor ve onu herkese duyuruyor. Ve insanlar diyor ki, senin söylediğin söz gerçek değil. Yani ne oldu, sonuçları nerede? Biz onun sonuçlarını görmüyoruz. Suçluyoruz bazen insanları, günahta olduklarını söylüyoruz. Ama onların hayatında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ve biz hayal kırıklığına oluyoruz. Hani Rabbin bize söylediği şeyler? Hani görkem? Hani mucizeler? Ne oldu onlara? Ondan sonra diyoruz ki, beni kandırdın ya Rab. Ben de kandım. Kanmak her zaman kötü bir şey değil. İyi olan örneği Ali kardeş söylemiş, o suya kanmak, onunla dolmak. Ama aynı zamanda burada söylediği şey, Tanrı'nın sözünden bir şey bekleyip de o beklediğimiz şey bizim hayatlarımızda olmazsa hayal kırıklığına düşüyoruz. Ve sanki Tanrı'nın söyledikleri gerçek değilmiş gibi geliyor bize. Ama Tanrı'nın söyledikleri sonsuza dek gerçektir. O yaşayan diri Tanrı'dır. Onun bizim hayatımız için söylediği her şey bu hayatta kendisini bulacak. Ama insanların baskısı altında diyorum ki, bazen bir daha bunları söylemeyeceğim, bir daha peygamberlik etmeyeceğim, bir daha insanlara kardeş bu yaptığın günahtır demeyeceğim. Çünkü onların tepkileri benim hayatımda hayal kırıklığına yol açmama sebep oluyor. Doğruyu söylediğim zaman insanlar bana bakıyorlar, diyorlar ki, yani bu adam niye doğruyu söylüyor? Bu doğru değil. Bir daha onu anmayacak, onun adına konuşmayacağım desem, sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, yüreğinde yanan bir ateş sanki. Onu içimde tutmaktan yoruldum, yapamıyorum artık.
Eğer Tanrı'nın sözünü alırsanız içinize, Tanrı'nın sözü hayatınızdan dışarıya fırlamak ister. Ateşi çıkmak ister. Doğa konferansına gitmiştik. Bizi içi ateş tutanlar olarak nitelemişti. Oradaki vaiz. Ateş tutanlar. Tanrı'nın kutsal ruhu bizim içimize geliyor. Ve o ateşi biz kandillik gibi, tam kandillik değil, kandillikte azıcık ışık vardır. Ama Tanrı'nın kutsal ruhunun görkemli ateşi bizim içimize geliyor. Ve biz o ateşi insanlara göstermek durumundayız. Ama bazen yoruluyoruz. Bazen üzülüyoruz. Eksik oluyor. Bütün o eksiklikler içerisinde eğer Tanrı'nın kimliğini bilirsek Yeremya gibi ayağa kalkar, kandırdın beni dedikten sonra Tanrı'nın kimliğini hatırlar ve şöyle deriz 11. ayette. Ama Rab güçlü bir savaşçı gibi benimledir. Bu yüzden bana eziyet edenler tökezleyecek, üstün gelemeyecek, başarısızlığa uğrayıp büyük utanca düşecek, onursuzlukları sonsuza dek unutulmayacak. Ezgiler okuyun Rab'be, övün Rabbi, çünkü yoksulun canını ölümden o kurtardı. Bizim Rabbimiz diri Tanrı'dır. Aminler tam zamanında. Tamam. Yani inandığımız şeyi ikrar edelim. Eğer susarsak o zaman yüreğimizde bazı şeyler yavaş yavaş kuruyor. Lavları biliyorsunuz değil mi? Volkandan lavlar fışkırır, akar. Bütün dağın tepesinden aşağı doğru gittikleri her şeyi silip süpürür, yakar, kor ederler. Onun ateşi o kadar güçlüdür ki bana şimdi Tanrı'nın kutsal ruhunun ateşini hatırlatıyor. Ama eğer volkan akmayı durdurursa o zaman üstünü kabuk bağlıyor ve ondan sonra acayip taş gibi bir şey oluyor. Sanki bir zaman o güce sahip olan ateş yokmuş gibi. Eğer siz o ateşi içinizde yanar tutmazsanız hayal kırıklığı içerisinde ezilir gidersiniz. Ama diyeceksiniz ki İsa Mesih Rab'dir. Benim canımı ölümden o kurtardı. Ve bana sonsuz hayat verdi. Ben ona tanıklık etmeye devam edeceğim. Neyle karşılaşırsam karşılaşayım. Tanrı beni kandırdı. Ben de ona kandım. Haleluya. Amin. Amin. Şimdi vaaz vermeye daha hazırım. Yeni kitaplarımız geldi, onları görmediniz. Aslında şimdi bugün vaazımız da buna benzer bir konuyla ilgili olağanüstü armağanlarla devam ediyoruz. Mucizeler. Hayatınızda mucize görmüyor musunuz? Ben görüyorum. Ama her zaman değil. Yani daha çok görmek istiyorum. Mucizeler istiyorsanız mucizeler için pasif bir şekilde beklemek olmuyor. Hayatınızda bazı şeyler yapmanız lazım. Bu Jerry Stott adında bir abimizin kitabı. Abi diyorum da benden genç herhalde. Endonezya'da Foursquare'in hizmetkarı olarak hizmet ediyor. Uzun yıllardır, 20 küsur yıldır tanıyorum. Pek muhabbetim yok ama onun hayatında Tanrı'nın yaptığı şeyleri görüyorum. Jerry'nin kitabını tavsiye ediyorum. Yani çok değerli bir çevirmen çevirdi. O yüzden özellikle tavsiye ediyorum. Yani kızım çevirdi de ondan. Bu da İmanuel adında bir kitap. O da yeni çıktı. Bunun da çok değerli olduğunu söylüyorlar ama bunu dağıtmıyoruz. Niye getirdiysem onu bilmiyorum. Belki eve götürmek için getirdim. Ama bunu dağıtıyoruz. Orada bulabilirsiniz. İstediğiniz gibi, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Şimdi dua edeceğiz. Berin kardeş mesaj gönderdi. Bana ilettiler kardeşler. Jason rahatsızmış. Ve Jason'ın kusuyormuş. Ve bir süredir hasta olduğunu biliyoruz zaten. Berin kardeş bizim dua etmemizi istemiş. Birazdan küçük gruplar haline gittiğimizde Jason için dua edin. Ve başka hasta olanlar içinizde varsa, ailelerinizde, çevrenizde olanlar varsa onlar için de
Dua edelim. Ama öncelikle Jason için. Ama ondan sonra şu boş sandalyeler için dua edin. Yani bazen 120 kişilik sandalyelerin hepsi doluyor. Bazen böyle oluyor. Dolsunlar yani. Şimdi kaç? 40 tane falan boş. O yüzden dua edin. Kendiniz için dua edin. Tanrı'nın sizin içinize koyduğu ateş, kutsal ruhun gücü kabuk bağlamasın. Yaksın, yakmaya devam etsin. Onun gücüyle ilerleyin. Hadi beraberce dua edelim. Jason'ı unutmadan dua ediyoruz. Sonra ben dua ederek bitireceğim. Yani iki ya da üç kişi olursanız daha pratik olur. Yoksa olduğunuz yerde dua etmeyeceksiniz. Duanın bitmesini bekleyeceksiniz. Rabbi Samesi, senin önünde duruyoruz ve bugün başta Jason olmak üzere kilisemizde hasta olan herkese dokunmanı rica ediyoruz. Rab, sen her şeye egemen Tanrısın. Senin gücün bütün hastalıkları yenmeye yeterlidir. Sen değişmeyen Tanrısın. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır diyor kutsal sözde. Biz de ona İman ediyoruz. 2000 yıl önce insanları iyileştirdiğin, şifa verdiğin, ölümden dirilttiğin gibi bugün de ihtiyacı olanlara şifa ver diye dua ediyorum. Jason'a dokun, onun ailesine dokun ve tam olarak onların evinde esenlik, sevinç, bereket, sağlık olsun diye dua ediyorum. Diğer kardeşlerimin evinde de, onların yaşadığı her yerde de sağlık ve esenlik olsun diye dua ediyorum. Mersin'deki kardeşlerim için dua ediyorum. Elin onların üzerinde olsun, bedenlerinde şifa bulsunlar diye sana yalvarıyorum. Rab, onların içerisinde senin yaptıklarına ilişkin yüreklerinde hayal kırıklığı yaşayanlara şimdi İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Dokun. Rab, onlara dokun ve onların ateşini canlandır diye dua ediyorum. Sen Rab'sın. Rablığın açıkça gözüksün. Bugün gelemeyen kardeşlerimize oldukları yerde bereketle ama burada olanları daha çok bereketle diye dua ediyorum. Rab, öyle bereketle ki gelemeyenler kıskansınlar. Senin yaptığın işleri görsünler ve onlar da artık bunun bir parçası olmak istiyorum desinler. Rab, onları ziyaret et, ihtiyaçlarına dokun, gözlerini, kuraklarını, yüreklerini aç. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. İki hafta önce bizim kilisemizin öğretilerinden bir tanesine değindik. Kilisemizin içerisinde kadınların hizmetine ilişkin birisi soru sormuştu. Benim olmadığım hafta bir kadın vaizimiz olduğunda kadınlar kilisede konuşabilir mi diye o ayeti okuyun diye. Biz de ayeti okumakla kalmayıp aslında ne anlama geldiğini de anlatmıştık. Çünkü insanlar okuyorlar ama anlamıyorlar. Okuyacaksınız ama anlamayacaksınız. Bugün kutsal ruhun armağanları konusunda konuşmaya başlamıştık. Kutsal ruhun etkinliklerine başlamıştık. Bugün de gene bizim kilisemizin öğretişlerinden bir tanesine geleceğiz. Yabancı dillerle konuşmaktan size söz edeceğiz. Hristiyanlar
yabancı dillerle konuşuyorlar. Ama ondan önce bazı ayetler okuyalım. Elçilerin İşleri 2. bölüm 1'den 13. ayete kadar size okuyorum. Diyor ki, Pentekost günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlar var. Mezopotamya'da, Yahudiye'de ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Bazıları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Pentekost gününde kutsal ruh imanların üzerine geldiğinde onlar kutsal ruhun gelmesine reaksiyon gösterdiler. Eğer Tanrı size dokunursa sizin hayatınızda bir şey değişir. Eğer Tanrı size elini verirse sizin hayatınızda bir şey değişir. Eğer siz İsa'ya iman ettiniz ve hayatınız değişmiyorsa o zaman bir şeylerin değişmesi lazım. Gelin konuşalım, beraber dua edelim. Tanrı Pentekost gününde imanlara dokundu ve onları farklı dillerle konuşmasına yol açtı. Burada söze edilen diller o zaman dünyanın başka yerlerinde konuşulan dillerdi. Bu insanlar kutsal ruhu aldıkları zaman aslında kutsal ruh vardı. Kutsal ruh onların üzerine geldiğinde bu insanların içinde kutsal ruh vardı. Yuhanna 20. bölüm 20. ayette şöyle diyor. Bunu söyledikten sonra, yok orası demiyor. 22. ayet. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. İsa onlara üfledi ve kutsal ruhu verdi. Bu öğrenciler o zaman kutsal ruhu aldılar. Bir insan, Efesler 1. bölüm 13. ayete göre, bir insan İsa Mesih'e iman ederse kutsal ruhla mühürlenir. İman eden herkesin içerisinde Tanrı'nın ruhu var. Bizi bir aile yapan, bizi kurtaran, Tanrı'nın hayatımızdaki etkinliğini sağlayan şey Tanrı'nın kutsal ruhu. Kutsal ruh bizim hayatımıza geliyor, bizim içimize giriyor ve biz artık kilisenin bir parçası oluyoruz, Tanrı'nın ailesinin bir parçası oluyoruz, yeniden doğmuş oluyoruz. Bazı imanlar 34 tane liste, 34 şey oluyor diyorlar, bazıları daha çok. 3 tanesini söyledim ve düşünürken Tanrı'nın yaptığı şeylerin ne kadar görkemli olduğunu bizim hayatımız için anlıyoruz. Ama Elçilerin İşleri 2. bölümde başka bir şey oluyor. Bu başka bir şeyin işareti Elçilerin İşleri 1. bölümden geliyor. Orada 5. ayet ve 8. ayetten size okuyayım. 5. ayet şöyle diyor İsa. Yeruşalim'den ayrılmayın dedikten sonra şöyle ki Yahya sizi suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Kutsal ruhu aldıklarından sonra İsa onlara diyor ki siz birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Sonra 8. ayette kutsal ruhla vaftiz edilmenin ne anlama geleceğini söyleyecek şekilde şöyle diyor. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayeti hatırlıyor musunuz? Ne diyor? Ama kutsal ruh üzerinize gelince güç alacaksınız. Yeruşalim'de,
bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Kutsal Ruh sizin üzerinize gelince, ama zaten Kutsal Ruh var bizim içimizde. İsa onlara üfledi. İsa üfledikten sonra onlara İsa diyor ki, Kutsal Ruh sizin üzerinize gelince, Kutsal Ruh'la vaftiz edilince güç alacaksınız. Ve bu güç İsa Mesih'e ilişkin dünyanın değişik yerlerinde tanıklık etmekle alakalı olacak. İsa'ya tanıklık edeceğiz hayatımızda. Ve bu tanıklık etmek için gücü istiyoruz. Kuvvetle, kudretle değil, o yalnızca orduların Rabbinin gücüyle yapacağız. Tanrı'nın kutsal ruhu bizim üzerimize gelecek. İşte bu kutsal ruhun vaftizidir. Ve İsa Mesih imanlara tanıklık etmeleri için güç veriyor. Bu gücü aldıkları zaman o anda ya da daha sonra bu insanlar yabancı bir dille konuşuyorlar. Bazen Elçilerin İşleri 2. bölümde olduğu gibi o dünyada geçen başka bir dil olabiliyor. Bizim kilisemizde yıllar önce Kemal diye bir kardeşimiz vardı. Kemal kardeş bir gençlik kampına gitti. Oradan Macaristan'dan bir grup vardı. Ve o zaman o insanlarla anlaşamıyordu. Birdenbire Macarca anlamaya başladı adam. İlginç. Buna benzer bir sürü şey oldu. Sonra Macarca anlamamaya başladı iş bittikten sonra. Ama o zaman konuşuyordu insanlar. Bu olabiliyor. Ama bazen ve genellikle ve çoğunlukla insanlar aslında 1. Korintliler 13. bölümde Pavlus'un bahsettiği meleklerin diliyle konuşuyor. Bizim gündelik hayatta anlamadığımız ya da bilmediğimiz bir dille insanlar konuşuyorlar. Ve bu dille bir şekilde Tanrı'yla iletişim içerisinde oluyorlar. Bazen hemen kutsal ruhla vaftiz olduklarında, özel bir şekilde kutsal ruh onları doldurduğunda bu oluyor. Bazen daha sonra oluyor. İki tane yabancı dillerle konuşma armağanını görüyoruz. İki tane farklı armağan görüyoruz. 1. Korintliler 14. bölümde bunları farklı şekilde görüyoruz. Birincisi hizmet armağanı. Kilisede mutlaka bu armağana sahip olan kişiler bir şekilde ayağa kalkıyorlar, yabancı dillerle konuşuyorlar ve kilisenin içerisinden birisinin kalkıp bunu tercüme etmesi gerekiyor. Tercüme olmazsa kilisede bu yabancı dillerle konuşma armağanını kullanmıyoruz. Her pazar günü İki ya da üç kişi yabancı dillerle konuşabilir, daha fazla değil. Konuştuğu zaman da tercüme edilmesi şarttır. 1. Korintliler 12. bölüm 30. ayet aslında buna işaret ediyor. Tercüme edilen bir dil olması gerektiğini görüyoruz. İkincisi kişisel dua dili. Dua ve tapınma sırasında imanlı yabancı dillerle konuşuyor. 1. Korintiler 14. bölüm 5. ayette şöyle yazıyor. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller inanlılar toplumunun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan dillerle konuşandan üstündür. Bir şekilde kilisenin içerisinde tercüme edilmeyen bir şekilde kişiler kendi kendilerine yabancı dillerle konuşuyorlar ve diğer insanlar anlamıyor. Eğer yabancı dillerle konuşuluyorsa ve bu kiliseye tercüme edilmek üzere kullanılıyorsa o zaman peygamberlikle eşit düzeyde sayılıyor. Çünkü Tanrı'dan gelen bir mesajı karşıdaki insanlara iletiyor. Ama eğer tercüme edilmezse İnsanlar gelecekler ve bakacaklar. Bunlar yabancı dillerle konuşuyorlar. Hepsi birden harala gürele konuşuyorlar. Ondan sonra
ya bunlar manyak mı diyecekler. Yani burada ne oluyor? Bir şeyler oluyor ama bir gizemli, mistik bir din mi bu diye soracakları için, insanlar kendilerini Mesih'in müjdesinden uzak hissedecekleri için kilisede herkesin duyacağı şekilde dua edildiğinde tercüme edilsin ama kişiler herkesin birlikte konuştuğu durumda tercüme edilmiyorsa sussun. 14. bölüm 23. ayette şöyle diyor. Yani az önce söylediğim şeyi söylüyor. Şimdi bütün imanlar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmediği dillerle konuşurlarken yeni katılanlar ya da iman etmeyenler içeri girerse siz çıldırmışsınız demezler mi? Herkesin birlikte dua ettiği bir durum var burada. Herkes dil armağanına sahip değil. Bütün armağanlar herkeste yok kardeşler. Eğer 12. bölümü okursanız bazıları yabancı dillerle konuşuyor, bazıları peygamberlik ediyor, bazıları hastaları iyileştiriyor, bazıları hizmet armağanına sahip, bazıları verme armağanına sahip. Her birimizin farklı armağanları var ve hepimiz birlikte İsa Mesih'in bedenini oluşturuyoruz. Birimiz bedende kulak gibiyiz, birimiz burun gibiyiz, birimiz göz gibiyiz, birimiz parmak gibiyiz, birimiz tırnak gibiyiz ve hepimizin birlikte oluşu İsa Mesih'in bedenini anlatıyor. İsa'yı yansıtıyoruz. Ama burada herkes birlikte konuşuyor. Yabancı dillerle. Kilisenin içerisinde herkesin birlikte konuştuğu bir yabancı diller durumu söz konusu. Bir tek kişinin kalkıp kiliseye yabancı diller armağanını kullanması değil, tapınmanın içerisinde bir sürü kişinin birden yabancı dillerle konuştuğu bir durum oluyor. Herkesin bir dua dili oluyor. Herkes Tanrı'ya dua ederken Tanrı onların yabancı bir dille dua etmesini sağlayabiliyor. Sağlıyor kesinlikle. Ama bunu insanların fark etmesi zaman alıyor. Herkes ayağa kalkıp kiliseye yabancı dillerle konuşmaz. Ben hiç gördünüz mü benim ayağa kalkıp yabancı dillerle konuştum? Benim öyle bir armağanım yok. Yabancı dillerle konuşuyor muyum? Evet. Ama benim armağanım kiliseye yabancı dillerle peygamberlik etmek değil. Bir tercüme edecek bir kişi ve kiliseye duyurulacak. Bende o armağan yok. Eğer bazılarınızda varsa kullanabilirler. Mutlaka var. Ama bilmiyorsunuz böyle bir armağan olduğunu. Ya da var ama utanıyorsunuz. Ya da el alem ne der diye düşünüyorsunuz. Daha kötüsü acaba İhsan abi ne der diye düşünüyorsunuz. Ondan konuşmuyorsunuz. İşte konuşun diye ben konuşuyorum. Kilisenin içerisinde birisi uygun bir zamanda, tapınma sırasında ayağa kalkıp yabancılarla konuştuğunda onun tercümesini bekliyoruz. Ve bu tercümeyle birlikte Tanrı'nın kiliseye ne dediğini anlıyoruz. 14. bölümde aslında bu dillerin nasıl kullanılacağı, karışıklığı engellemek için nasıl olacağı anlatılıyor. Neden var bu diller? Ya şimdi İhsan abi neden çıkarttın başımıza bu diller işini? Sen işte ne güzel ateşli vaazlar veriyordun, işte kandırdın bizi, kandık, böyle haleluya hamdolsun vaazları varken birden bu yabancı dillere nereden geldik Allah aşkına diyebilirsiniz. Allah'ın aşkı nedeniyle geldik. Tanrı bizim hayatımızda olağanüstü bir şeyler yapmak istiyor ve yabancı diller bu olağanüstü şeylerin yapılabilmesi için bizi güçlendiriyor. Hayatımızda Tanrı'nın yaptığı şeylere kapalı kaldıkça, izin vermedikçe olağanüstü bir şekilde etkinlikte bulunmamız çok mümkün olmayabilir. İsa Mesih'e tanıklık yapmak istiyoruz. Etmek istiyor musunuz? İsa, değil mi?
Kutsal üzerinize güç inince güç alacaksınız. Yerüşalim, Yahudiye, Samiriye, dünyanın dört bucağında onun tanıkları olacaksınız. Tanık olmak istiyorsunuz, öyle dediniz. Güç almak istiyor musunuz? Gücünüz olmazsa tanık olamazsınız zaten. İşte güç alacaksanız olağanüstü bir şekilde tanık etmeniz, tanıklık etmeniz için bu. Ama o gücü aldığınızda Tanrı'nın sizin hayatınızda gücün devamlılığını sağlamak için yaptığı bir şeydir bu. Yabancı dillerle konuşmak. Beş tane yararı var yabancı dillerle konuşmanın. Bir, kendi bilginizin ötesinde dua edersiniz. Dua etmekten, yeni imanların her biri dua etmekten sıkılır. Tamam ya, nasıl dua edeceğim? İnsanlar dinliyorlar, ben beceremiyorum iki cümleyi arka arkaya getirmeyi. Biz ezberlenmiş duaları söylerdik ama artık ezberlenmiş dua söylemiyoruz. Nasıl olacak da söyleyeceğiz. Bu herkesin hayatında karşılaştığı bir şey. Yüreğinden geldiği gibi konuş diyoruz. Ama yüreğinden geldiği gibi konuştuğun zaman dar bir şey dua ediyorsun. Aslında bütün her şeyin bilgisine sahip olarak dua etmiyorsun. Her şeyin bilgisine sahip olarak dua etmek gerekiyor bazen. Birçoğunuzu anlattım daha önce. Bir gün bir toplantıya gittim. Toplantıda yani bizim kardeşlerin hizmet ettiği bir grup var. Ve onlar aracılığıyla tanıştığım kalabalık bir grupa, 50 kişi kadar var orada. Hiç tanımıyorum ama bu 50 kişi birdenbire Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından dokunulmuş, son derece bilgisiz, cahil kardeşler, hepsi değil, önemli bir kısmı. Ama Tanrı'nın kutsal ruhu onların hayatında acayip gözüküyor. Yabancı dillerle konuşuyorlar, peygamberlik ediyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar. Ben çıktım vaaz ediyorum. Vaazımın ortasında bir kız kardeş ayağa kalktı ve yabancı dillerle konuşmaya başladı. Benim vaazımı kesti. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani ben konuşurken aslında Tanrı'nın kutsal ruhu benim ağzım aracılığıyla sizin yüreklerinizde çalışıyor. Tapınma sırasında tapınmada hizmet eden kardeşler aracılığıyla Tanrı'nın kutsal ruhu bize hizmet ediyor. Kutsal ruh kilisede çalışıyor. Birinin etkinliğiyle çalışırken biz onu kesip ayağa kalkıp konuşmuyoruz. Bir düzen olması lazım. Tabii kardeşi paketlediler. Hemen dışarıya çıkarttılar. Bilenler vardı çünkü. Ve ondan sonra devam ettik. Ben tabii ki şaşkına döndüm. Ne oldu? Böyle acayip bir grup ama. Böyle çok dinamikleri var. Bilmiyorlar. Toplantıdan sonra o grubun hizmetkarı, önderi ve kendisini hiç tanımıyorum ve hiç tanımadığım bir başka kişi daha geldi. Bana dediler ki, abi bu arkadaş için dua et. Tamam, dua edeyim. Nasıl dua edeyim? Bana bilgi verirseniz öyle dua edeyim. Dediler ki, sende kutsal ruh yok mu? Sende kutsal ruh varsa bizim için nasıl dua edeceğini bileceksin. Dedim Allah Allah nasıl olacak bu? Yani ben öyle peygamber meygamber değilim. Son derece sakin, sıradan bir adamım farkındaysanız. Yok abi filan deyin ya. Hiç işe yaramam ya. Teşekkür ederim. Arada tepki verin ki anlayayım. Ben perişandım. Yani orada bir peygamberlik etmezsem son derece küçük düşeceğim. Peygamberlik uydurursam sonra başıma bela gelecek onu biliyorum. Peygamberlik uydurmayın. Tamam mı? Tanrı bunu istemiyor. Ama bir peygamberlik vermeniz lazım. Nasıl olacak bu? Allah'tan yabancı dillerle konuşuyorum. O zaman kardeşlere buyurun oturun dedim. Onlar oturdular. Ben içimden azıcık duyulabilecek bir sesle yabancı dillerle konuşmaya başladım. Yabancı dillerle konuşmaya başladıktan bir zaman sonra bazı
ilhamlar almaya başladım. Ve ilhamlar almaya başladıktan sonra o ilhamları kardeşle paylaşmaya başladım. Onun hayatında çok çok önemli bir problem var. Ve ben ne olduğunu bilmediğim bir konuda o yabancı dillerle dua ettiğim sırada Tanrı bana bir ilham vermiş oldu. Ve ben o kardeşle bu ilham aracılığıyla Tanrı'dan aldığım şeyi paylaşmaya başladım. Paylaştım. Öyle çok büyük bir olay değil. Belki 4-5 cümlelik bir şey söyleyebildim. Allah'ım, bir yandan da içimden dua ediyorum. Allah'ım ne olur bu söylediğim şeyler doğru olsun. Yani yanlış bir şey olursa madara olacağım. Çok kötü olacak. O zaman oradaki kardeş, yani şöyle düşündü. Abi çok iyi dedi. Yani tam ihtiyacım olan şeyi söyledi. Ne söyledim onun da farkında değilim. Ben bir an önce o durumun bitmesini istiyorum. Tamam. Bitsin, zararsız bir şekilde ben de gideyim. Ve yabancılarla dua ettim. O ilham geldi, paylaştım. Kardeş çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum ve bir an önce oradan uzaklaştım. Aradan 5-6 yıl geçti. Kardeş hala o günkü peygamberlik sözünü hatırlıyor. O zamanki problem için sen bana şu peygamberliği vermiştin ve o peygamberliğe göre hayatım tamamen değişti. İnanılmaz bir şey. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben aslında ne kadar çaresiz olduğumun farkındaydım. Ne cevap vereceğim bilmiyorum. Bir tek şey var elimde ve o şey aslında en güçlü şey. Tanrı'nın kutsal ruhu. Kutsal ruha bağımlı olarak yabancı dillerle dua ettiğimde kutsal ruh benim içimde bir şeyleri ilham verdi. Öyle çok büyük cümleler değil. Basit şeyler anlattım. Ne anlattım hatırlamıyorum ama adam çok mutlu. Rab'den bir umut arayışı var ve Rab bu umut arayışını cevaplandırıyor. 14. bölüm 2. ayet. Bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz, o ruhuyla sırlar söyler. Ben de anlamadım, o da anlamadı ama yabancı dillerle konuştuğum zaman ama Tanrı bana bir ilham verdi onlara. Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli bir biçimde söz ediyoruz diyor 2. bölüm 7. ayette. Ve Tanrı'nın sözlerini bir şekilde anlayabilmek için yabancı dillerle konuşuyoruz. Bir, kendi bilginizin dışında ötesinde dua edersiniz yabancı dillerle dua ettiğinizde. İki, kendinizi ruhsal açıdan geliştirirsiniz. Kardeşler, bütün dünyada Hristiyanlık bir dine dönüşüyor. 19. yüzyılın sonundan itibaren Batı Kilisesi'nde, Avrupa'da bahsediyorum, kilisenin niteliğinde ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Kilise ruhsallıktan uzaklaştı. Olağanüstü şeyler beklentisi ortadan kalktı. Tanrı'nın insanların hayatında mucizeler yapabileceğine ilişkin bir beklenti olmadı. Eğer beklentiniz yoksa mucizeniz de yok. Sizin Tanrınız kim? Sizin Tanrınız 21. yüzyılda artık insanlara mucize yapma ihtiyacı duymayan, insanları İçinde bulundukları durumlarda terk eden bir tanrıysa, ki o 20. yüzyılın maddeciliğinin düşüncesi böyleydi. İnsanlar Tanrı'nın olağanüstü işlerinin artık olmadığını düşünüyorlardı. Hristiyan mısın? Evet Hristiyanım. Tanrı mucizeler yapar mı? Yok, eskiden yapıyordu ama artık yaşlandı. Tanrı yaşlanmaz. Eskimez.
Tanrı'nın modası geçmez. Tanrımız diri Tanrı'dır. O asla değişmeyecek olan, karakteri değişmeyen, kimliği değişmeyen ve size bakışı asla değişmeyen Tanrı'dır. Ruhsallıktan uzak oluyoruz. Tanrı'yla özel bir ilişki içerisinde olmuyoruz. Protestanız biz, manastırdan hiç hoşlanmıyoruz. Protestanız biz, mistik şeylerden hiç hoşlanmıyoruz. Mistik şeylerin arkasında acayip şeyler olur. Bizim anlamadığımız. Biz her şeyi çok iyi anlamak istiyoruz. Ama aslında Tanrı'yla yolculuğumuz kişisel, içe dönük, ona dönük bir yolculuk olmalı. Tanrı bize kişisel olarak bazı şeyleri öğretebilir. Yabancı dillerle konuşmaktan vazgeçiyoruz. Acayip olmak istemiyoruz. Şimdi ben yabancı dillerle konuşsam yanımdaki insan bunu duyacak, bana diyecek ki fanatik bu adam. Manyak nedir? Burada konuşuyor. Bu tür insanlardan uzak durmak lazım. Tamam, bu tür adamlara bakarsanız onlar tehlikeli olabilir. Biz tehlikeliyiz. Bizim içimizde dinamit diyecektim, dinamit yok. Dunamis var. Güç var, Tanrı'nın gücü bizim hayatımızda. Ve Tanrı'nın gücü kutsal ruh aracılığıyla var. Ve bizim içimizdeki gücün tazelenebilmesi için biz o gücü Tanrı'yla özel ilişkimizde Tanrı'dan almaya devam etmeliyiz. Kutsal kitabı okuyoruz. Evet, kutsal kitapta Tanrı'nın gerçekleri var. Bilgiyi alacağız. Burayı dolduracağız. O bilgi yüreğimize girecek. Hareketle değiştireceğiz. Onun yapmak istedikleri şeyleri yapmaya başlayacağız. Ama bir yerden sonra kendi gücümüzle, kendi bilgimizle yapamaz hale geliyoruz. Nereden mi biliyorum? İşte Avrupa'ya bakın. Avrupa'daki kiliseye bakın. Avrupa'daki kilise Tanrı'nın kutsal ruhunun armağanlarını hayatlarında uygulamamaya, ona kuşkuyla bakmaya başladılar. Aslında Tanrı'ya kuşkuyla bakmaya başladı kilise ve o güçten yoksun kaldı. Hristiyanlık entelektüel bir dini değildir. Sadece zihnimizde seslenen, zihinle insanlara açıklamalar getiren bir şey değil. İsa Mesih'in duyguları vardı, yüreği vardı. Ve insanlara Tanrı'nın yüreğini göstermek için geldi ve size de onun yüreğini fark edip ona uygun davranabilmeniz için güç vermek istiyor, geliştirmek istiyor. Çöl hayatından bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Hristiyanlar rahatça çöl hayatından söz edebiliyorlar. Hiç çöl hayatına girmemiş biriyle karşılaşmadım. Depresyona giriyorum. Ben depresyona girdim. Kilise pastörüyken yıllarca depresyon içerisinde kaldığım dönem oldu. 2010'a kadar 3 yıl boyunca depresyonda yaşadım. Her şeyim kapkaranlıktı. O zaman kilisede olanlar bilirler. Yani kilisemiz kapkaranlıktı. Birçok alanda kapkaranlıktık. Bazen o karanlıktan geçiyor imanlılar ve kurak yaşadıklarını söylüyorlar. Ruhtan beslenemediklerini söylüyorlar. Ve bunu çöl hayatı olarak adlandırmak durumunda kalıyorlar. Çölde yaşıyor. 40 yıl boyunca İsrailler çölde yaşadılar ve sonunda çölden çıkıp vaat edilen topraklara gittiler. Biz vaat edilen topraklara ne zaman gideceğiz? Aslında vaat edilen sizin içinizde. İçinizdeki kudret bu dünyadakinden güçlüdür diyor ya. Bu dünyanın getirdiği her şeyden daha güçlü bir şeye sahipsiniz. Kutsal ruh sizin içinizde. Benim çok sevdiğim ayetler. Yani birkaç hafta önce de okudum. Şimdi de okursam ayıp olmaz herhalde. Yuhanna 7. bölüm 37. ayetten sonrasını okuyayım. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.
kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Tanrı'nın ruhu imanlının içerisinden dışarıya akan bir su gibi olacak. Kuyu gibi değilsiniz. Yuhanna 4. bölümde kuyunun başında İsa kadınla konuştuğu zaman o kuyudan yaşam sözlerini çıkartıp insanlara vereceğinden bahsetti. Yaşam sözü, diri söz, Tanrı'nın sözü. İsa Mesih insanı canlandıracak bir kuyuya sahip. O kutsal ruhu alıyorsunuz. Ama kutsal ruhla vaftiz olanın içerisinden o kuyudan sular fışkırır ve başka insanların hayatına gider. Dünyayı değiştirmek için ihtiyacımız olan şey odur. Birilerini değiştirmek için önce Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından değiştirilmeyi kabul edin. O kaynakla bağlantınız zayıflayınca çölde kalıyorsunuz. Sürekli içinizden su aksa, sürekli siz vermeye çalışsanız kuraklıkta yaşıyorsunuz. O zaman depresyona girmek kolay, mutsuz olmak kolay, güçsüz kalmak kolay. Yaşayan Tanrı'yla sağlam ilişkimizi kurmamız lazım. İman ettim, o ilişki var. Evet, var. Bir yerde okumuştum, cep telefonuna benzetiyor. Cep telefonu da artık yani vaizlerin örneği olacak kadar hayatımızda. Bunun şarjı bittiğinde ne yapıyoruz? Şarja takıyoruz. Hala bağlantısı var. Ama elektriği yok. O gücü alması lazım. Gücü aldıktan sonra daha etkin bir şekilde çalışıyor. Tanrı'dan gücü aldığımızda daha etkin bir şekilde olacağız. Şarjımız bitince ona güç yüklüyoruz. Yabancı dillerle kendi kendinize konuştuğunuzda da Tanrı size güç verir. Tamam, çok uzadı vaat, kusura bakmayın. Ama daha üçüncü maddedeyiz. Biz kutsal ruhta dua ederiz eğer yabancı dillerle konuşuyorsak. 1. Korintiler 14. bölüm 14. ayet şöyle diyor. Bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnimin buna katkısı olmaz. Biz ruh, beden ve candan oluşuyoruz. İman ettiğiniz zaman sizde yeniden doğan yan nedir? Bedeniniz mi yeniden doğuyor? Bir kişi yeniden doğuş alıyor İsa Mesih'e iman ettiğinde. Neyiniz doğuyor Allah aşkına? Bedeniniz mi doğuyor? Hayır, canınız da değil. Ruhunuz yeniden doğuyor. Ruhla yeniden doğuyorsunuz. Ve bu sizin içinizde doğan ruh artık yeni hayatınızın belirleyici noktası oluyor. Yuhanna 3. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Mesih'le ruhsal olarak birleşiyoruz. 1. Korintiler 6. bölüm 7. ayet şöyle diyor. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Dillerle dua ettiğiniz zaman sizin içinizden Mesih dua eder. İçinizden Mesih'in dua etmesini istiyor musunuz? Dillerle dua edin. Dillerle dua etmek için Tanrı'nın sizin hayatınızda o kapıları açmasını isteyin. İçinizden Mesih dua etsin. Bilmezsiniz konuyu ama insanlara el koyduğunuzda içinizden o dua etsin. 4. Kavrayışınızı aşan bir şekilde tapınmaya başlarsınız. Yabancı dillerle ilahi de söyleniyor, biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben duydum. İlk duyduğumda ne yapıyor bu kadın? Bir kadındı. Ne yapıyor bu kadın ya dedi. Ve çok güzeldi ama çok acayipti. Acayipliğe yenilmeyin.
acayiplikle, bu dünyaya farklı gelen şeyle bu dünyayı yeniyoruz. Hristiyanlık acayip bir şey. Hristiyanlık olağan dışı bir şey. Bunu olağan dışı yapan Tanrı'nın kendisidir. Biz mucizeden söz ediyoruz. Mucize de nedir? Olağan mı? Hayır. Acayip olmaktan korkmayın. Yani acayiplikten korkarsanız Hristiyan olarak çok acayipsiniz. 1. Korintliler 14. bölüm 15-17 diyor ki, öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Tanrı'yı yalnız ruhumla översen, yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden ettiğin şükran duasına nasıl amin desin? Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin ama bu başkasını geliştirmez. Yabancılarla konuşmak uygun biçimdir. Onu görüyoruz. Eğer öyle diyor. Ama her zaman sadece yabancı dillerle iletişim kurmuyor. Bizim duamızın bir parçası, hayatımızın bir parçası. Ama kilisede verdiğimiz mesaj tercüme edilen yabancı dillerle. Kendi hayatımızı geliştirmek, ruhsal savaşın içerisinde dua etmek, bir şeyi anlamak için Rab'den dua etmek, içimizden konuşmasını beklemek doğrudur. Bizim kavrayışımızın sınırlarını aşan bir tapınma yabancı dillerle söylenebilir. Sonuncusu, arada tekrar ettim bunu ama yabancı dillerle konuştuğunuz zaman kendinizi geliştirirsiniz. Ben yabancı dillerle konuşuyorum. Biliyorsunuz. Bir tane yabancı dille konuşmuyorum. Konuştuğum farklı yabancı diller var. Pavlus'un da varmış. Aranızda eminim başkaları da vardır. Nasıl oluyor? Ben bir konuda, bilmediğim bir konuda dua ettiğim zaman yabancı dillerle bir şekilde dua ediyorum. Ama birisinden cin kovmam gerektiği zaman, o zaman dua ettiğimde başka bir yabancı dille doğal olarak dua ediyorum. Ya da başka bir şey için dua ettiğimde. O ne olduğuna ben karar vermiyorum. Orada kendiliğinden oluşuyor, gelişiyor. Bir şekilde Tanrı benim içimden konuşuyor. Ve ben o yapmaya çalıştığım hizmet için uygun duruma geliyorum. Pavlus herkesten çok konuşuyordu, öyle diyor. Ama kendi başına ibadet ederken ya da belirli bir şey için dua ederken. Kilisede insanlara öğretmek için normal dilde konuşuyordu. Dille konuşunca Tanrı size, hadi baştan sayayım bir beş konuyu. Kendi bilginizin dışında, ötesinde dua edersiniz yabancı dillerle. Kendinizi ruhsal açıdan, ruhsallık açısından geliştirmek için yabancı dille dua edersiniz. Tanrı'nın ruhuyla dua edersiniz. İçinizden Mesih dua edilir. Kavrayışınızın dışında bir tapınmaya sahip olursunuz. Ben öyle pek fazla şey değilim, biliyorsunuz. Tapınırken böyle çok elini, kolunu sallayan, zıplayan filan bir adam değilim. El çırpmayı bile arada bir yapıyorum. Genellikle böyle oluyor. O yüzden yapmıyorum. Tamam, bana acayip geliyor. O tür şeyim yok. Dışa vuran tavırlarım yok. Ama kendi başıma olduğumda, araba kullandığımda, uzun yolda giderken ben yabancı dillerle dua ediyorum. Türkçe dua ediyorum. Tamam. Ve acayip. Anlatmışımdır yani. Bir gün Kapadokya'dan gelirken kırmızı ışıkta durdum. Başlamıştım tapınarak dua etmeye. Yandaki araba yanımda durdu ve ben devam ederken yandaki arabadan bana dehşet içinde bakıyorlardı. Bu adam ne yapıyor diye. Ben öyle biri değilim biliyorsunuz. Ama yabancı dillerle tapınmaya başladığımda beni aşan, benim kavrayışımı, tarzımı, karakterimi aşan bir şekilde tapınmaya başlıyorum. Dillerle konuşunca
kendinizi eğitirsiniz. Tanrı bana bu armağanları verdi. İhsanı çok seviyor. Bunu biliyorum. Ama sizi de seviyor. Tanrı beni geliştirmek istiyor. Ama sizi de geliştirmek istiyor. Açık olun. Açık olun. Tanrı'dan isteyin. Hayal kırıklığına uğramayın. Herkes hemen bu dakikada konuşacak diye bir şey yok. Bekleyin ama. Tanrı'nın size bu armağanı nasıl kullanacağınızı öğretmesini bekleyin. Benim için iki kardeş dua etmişti. Ben bilmiyordum. Yabancılarla konuşulduğunu biliyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. Bir gün evime geldiler. Dediler ki işte evde yere yatak serdim, orada yattılar. Dediler ki İhsan kardeş sen yabancılarla dua ediyor musun? Yok. Bilmiyorum o işleri dedim. Dediler ki senin için dua edelim mi? Yani Levent Kınran. Buradan selam söylüyorum kendisine. Onlardan biri Levent Kınran'dı. Öbürü de Nigel diye bir kardeşti. Nigel Prio. Onlar ikisi birden dua ettiler. Dediler ki bana akşamleyin dua ettiğin zaman normal dua et. Bekle Tanrı'nın önünde. Dua etmeye hazır ol. Ağzında belki bir şeyler hissedeceksin. Konuş. Bırak. Çıksın. Konuşun. Ve utanmayın. Bir sürü çocuk vardı burada. Nasıl konuşmaya başlıyorlar? Agu, gugu, dada. Anlamsız bir sürü şey söylüyorlar. Anlamsız konuşmaktan sıkılmayın. Karadeniz'de tepeler arasında insanlar birbirlerine seslenemiyorlar. Temel, Temel, buraya bak. Adam öbür tarafta biri bağırıyor ama ne bağırıyor anlamıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Islık çalıyorlar. Islıkla konuşuyorlar. Islıkla konuşmayı hiç duydunuz mu? Filmini de çektiler. İnsanlar buradan konuşuyor. Islıkla, ıslık çalamadığım için bunu yapamayacağım. Ama böyle ya da daha füt fütlü bir şeyler yapıyorlar. O zaman karşıdaki insanlar birbirlerini anlıyorlar. Kelime konuşmadan, mantıklı bir şey söylemeden bir şeyi iletiyorlar. O ilettikleri şey mantıklı hale geliyor. Dünyada tek heceyle konuşulan, aynı heceyle konuşulan diller var. Tabii yani onunla kuantum fiziğini anlatamazsınız herhalde ama yaşıyorlar, iletişim kuruyorlar. Utanmayın, sıkılmayın. Tek kelime, tek hece fark etmez. Roman yazmanız gerekmiyor. Babanın huzurundasınız, çocuklar gibi. Tek kelimeyle, tek heceyle Tanrı'yla konuşabilirsiniz. Konuşun. Konuştuktan sonra Tanrı sizinle edebiyat yapacak. Tanrı sizinle harika bir ilişki içerisinde bu dünyayı değiştirmek için güç kullanacak. İçinizde olan Tanrı bu dünyadakinden güçlüdür. O güçle sizi donatmak istiyor. Hadi sizin için dua edeyim. İlk önce yabancılarla dua edeceğim. Ama eğer siz bu armağanı almak istiyorsanız yerinizden kalkın, ayakta durun ve bazı insanlar, çevrenizdekiler size el koysunlar. Sıkılmayın, utanmayın, harekete geçin. Agu gugu gibi ayağa kalkın. Ayağa kalkmak da ilk heceyi söylemek gibi. Hadi beraberce dua edelim. Bu kardeşlerin çevresindeki kişiler onlara el koysunlar ve onlar için dua etsinler. Beraberce dua edelim. Hadi. Karanamas sarana şorana sarana kelene karanamas sorin. Naşaranamas sarana kelene sarana şorana karanamas sarana kelene. Masarana karanamas şorana karanamas sarana. Nasorin şorana karanamas sarana. Rabbi Samesi sen krallar kralı, Rablerin Rabbisin. Bizim Efendimiz, kurtarıcımızsın ve sen kutsal ruhla kilisesini vaftiz eden Tanrısın. Elini kardeşlerimin üzerine koy diye dua ediyorum. Her biri şimdi seninle özel bir şekilde bağlantı kursun. Seni tatsınlar diye dua ediyorum.
senin onların hayatında yapmak istediğin şeyi tam olarak görebilsinler ve sana tam olarak açık olabilsinler diye dua ediyorum. Rab, sen kardeşlerimi ziyaret et. Onlara dokun ve onların hayatında senin kutsal ruhunun işleri her boyutta gözüksün. Rab, her biri senin armağanlarını fark etsinler diye dua ediyorum. Senin armağanlarını onların hayatında görsünler ama özellikle bu yabancı dillerle konuşmak konusunda da sen onlara dokun ve lütfunu göster diye dua ediyorum. Onları geliştirmek istiyorsun, onları büyütmek istiyorsun ve şimdi Rab onlara sen ruhunu bol bol dök. Rab o kuyudan akan yaşam suyu onların içerisinden başka insanlara gidebilmesi için onlara dokun diye dua ediyorum. Krallar kralı, Rablerin Rabbi sensin. Kendini göster şimdi burada diye dua ediyorum. Ve Rab senin kilisen, kutsal ruhunla sana tanıklık edebilsin diye dua ediyorum. Sana ihtiyacımız var ve kardeşlerimizin de yüreğinde bu ruhun etkinliğine ihtiyacımız var. Rab sen Rab'sın, bizim hayatımızın sahibisin, Efendimizsin, güçlü olansın. Adını yüceltirem İsa Mesih. Haleluya. Haleluya.